Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta yayınları hazırlayan defterde mini kazanım testi 3. sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birinci soruma geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruya bakıyorum. A ve B birer doğal sayı olmak üzere sıfırtan binde 125 eşittir A bölü B ifadesinde A artı B işleminin en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar sıfırtan 1000'de 125'i kesir olarak yazarsan 125 bölü 1000 olarak yazarım. Bunu da 125'e sadeleştirebiliriz. 125'i 125'e bölersem 1'dir. 1000'i 125'e böldüm 8 oldu. O halde A bölü B'ye eşit ise A'nın değeri buradan 1'dir. B'nin değeri 8'dir. İkisinin toplamını istedi. 8 artı 1 9 olur sorumuzun cevabı D olur diyelim. Evet devam ediyorum temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki sorumuza. Evet ikinci soruya baktığımız zaman işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar şöyle birkaç tanesini alt alta yazıp topladığımızı düşünelim. 0 tam onda 2. 0 tam yüzde 2. 0 tam binde 2. Sıfırtan 10 binde 2 sıfırtan 100 binde 2 olduğunu düşünelim. Ve bu aslında bu şekilde devam edecek. O halde şöyle sıfırlarımızı boşluklarımızı sıfırlara tamamlayalım. 2 2 2 2 2 ve 0 tam arkadaşlar. Böyle devam ettiğini görüyorum. O halde bu ne demektir arkadaşlar? 0 tam 10'da 2 2 devreder demektir. Ben bunu kesir olarak yazmak istersem sayımızın tamamı kuranımız neydi arkadaşlar? Sayının tamamını pay kısmına yazıyorum. Eksi. Devretmeyen kısım 0. Evet, Payda ya da virgülden sonra devreden sayı kadar 9 yazıyorum. 1 tane 9 yazdım. 2'den 0 çıkardım. 2 bölü 9 olur. Bakın B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Eşitliğinde A yerine hangi sayı getirmelidir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle 2 tam %24'ü kesir olarak yazarsam 224 bölü 100'dür. Arkadaşlar 224 bölü 100'ü hem 224'e hem 100'ü arkadaşlar 4'e sadeleştirmek istiyorum. 224'ü 4'e bölersem 56 bölü 25 olur diyorum. Evet buradan arkadaşlar A 56 bölü A idi. Bakın paylar eşitse paydalar birbirine eşittir diyoruz. Ve A'nın değeri 25 olur. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyorum. Evet devam edelim. 6 tam %25 ondalık gösteriminin rasyonel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. 6 tam %25'i virgülden kurtarmak için 625 bölü 100 olarak yazdım. Bakın A elde ettim. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Hem 625'i hem 100'ü 5'e bölecek olursa 125 bölü 20 olur. C şıkkını elde ettim. 125 ile 20'yi arkadaşlar 5 ile sadeleştirelim. 25 bölü 4 olur diyor. Bakın D şıkkının da eşit olduğunu gösterdik. O halde sorumuzun cevabı B şıkkı. Evet bu sayının eşit olamaz diyorum. Evet devam edelim. 5'in soruya bakıyorum. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır dedi. 2 tam 10'da 3 3 devrediyor. Bunu kesir olarak yazmak istersem gençler sayımızın tamamı 23 eksi. Devretmeyen kısım 2 bölü virgülden sonra 1 tane devreden var 9. Yani 21 bölü 9 olur. Kesirimi sadeleştirecek olursam 7 bölü 3'e eşittir. Bu da A bölü 3 olsun. Faydalar eşitse paylar birbirine eşittir diyorum. A'nın değeri 7'dir diyelim. Peki 2 tam yüzde 16 6 devrediyor. Sayımızın tamamı 216 eksi. Devretmeyen kısım 21 bölü. Evet. Virgülden sonra devreden bir tane devretmeyen bir tane var 90 yazdım. 216'dan 21'i çıkarıyorum gençler. 5 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9 ve 1. 195 bölü 90 oldu. Şimdi arkadaşlar 195'i ve 90'ı şöyle düşünüyorum. Kaça bölecek olsak 39 elde ederiz. Bakın şöyle 39 olması için 5'e böldüğümü düşünelim. Şimdi 195'i bir 5'e bölelim. Bakalım 39'u elde ediyor muyuz? Evet 19'un içerisinde 3 kere 3 kere 10 3 kere 5 15 45 oldu 45 şimdi sen 9 kere 9 kere 5 45 Evet arkadaşlar bakın 39 oldu demek ki 5 ile sadeleştirdik o halde 90'ı bölecek olursam 18 olur diyorum Evet 39 bölü 18 39 bölü b'ye eşit ise buradan b'nin değeri 18 olur diyorum A'yı da 7 olarak bulmuştum. A artı B'yi istiyordu. O halde A'nın değeri 7 artı 18'den B'nin değeri 18'de. 7 ile 18 toplarsak 25 olur. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. 6. soruya geçiyorum. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. Arkadaşlar A şıkkından başlıyorum. 5 tam 10'da 6'yı 56 bölü 10 olarak yazdım. Kesrimizi 2 ile sadeleştiriyorum. 5 de 56'yı 2'ye böldüm. 28'dir. Yani 28 bölü 5 doğrudur. Evet devam ediyorum. B şıkkına bakıyorum. 6 tam %24. 624 bölü 100. Bunu da 4 ile sadeleştirecek olursam. 6 4'e bölersem 150. 24 4'e bölüyorum. 56. 156 olur. 156 bölü 25 doğrudur diyorum. E, C'ye bakıyorum gençler. 0 tam yüzde 48. 48 bölü 100'dür. 2 ile sadeleştirelim. 24 bölü 50 olduğunu görüyorum. Demek ki C de doğrudur diyoruz. 3 tam 10'da 2. 32 bölü 10'dur arkadaşlar. Bakın 8 bölü 25'e eşit değildir. O halde yanlış olan cevap D şıkkı sorumuzun cevabı olur diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. 4 tam %27 7 devri diyor. Devirli onlarlık gösteriminin rasyonel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Evet, sayımızın tamamı 427. Eksi Devretmeyen kısım arkadaşlar 42 bölü virgülden sonra devreden bir tane sayımız var 9, bir tane de sayımız var devretmeyen. 0 ekledim. Peki arkadaşlar, şimdi 427'den 42'yi çıkaracağım. 7'den 2 çıktı 5. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. 3'ü de aynen yazdım. 385 bölü 90 oldu. Şimdi kesrimizi arkadaşlar 5 sadeleştirelim. 90'ı 5'e bölecek olursam 18 385'i 5'e bölüyorum. 38'in içerisinde 7 kere. 7 kere 5 35. Evet tekrar 35 oldu. Tekrar 7 kere. Evet kalanı 0 olarak gördüm. Demek ki 77 olur. 5'e bölmüş hali. 77 bölü 18 sorumuzun cevabıdır. Değişik doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. Arkadaşlar A şıkkına bakıyorum. 0 tam 10 ile 8, 8 devrediyor. Kuralımız neydi? Sayının tamamı 8. Eksi devretmeyen kısım yok. Bölü 9. 8 bölü 9 doğrudur. Evet, B'ye bakıyorum. 0 tam %14. 14 devre diyor 14 eksi 0 bölü 99. 14 bölü 99 doğrudur. Evet, C'ye bakıyorum. 1 tam %25 Devreden 5. O halde sayımızın tamamı 125 eksi. Devretmeyen kısım 12. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden bir tane devretmeyenimiz var. 90 oldu. O halde arkadaşlar. 125'ten 12 çıkarıyorum. 113 bölü. 90 olması gerekiyor. Bakın burada 900 yazıyor. O halde C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Son olarak D'yi de gösterelim. 3 tam yüzde 41. 41 devrediyor. Sayımızın tamamı 341 eksi. 3 bölü. Virgülden sonra 2 tane devreden sayımız var. 99. 341'den 3'ü çıkarıyorum. 338 bölü. 99 olur diyorum. Ve D şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Evet sorumuzun cevabını C dedik. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.